Bismillah. Hepiniz hoş geldiniz. Konuşmamızın konusu Rusçadan Türkçe'ye çevirdiği Dostoyevski'nin karısı Anna Grigoryevna'nın hatıraları olacaktır. Ses açın. Olacaktır. Bu minvalde konuşmaya çalışacağız. Şimdi bu kitabın önemi en başta şu yönden de tespit edilebilir. Aslında Dostoyevski şahsen kendi hayatı hakkında çok konuşan birisi değildir. Yani şöyle diyebiliriz, eserlerinin meşhurluğunun tam aksine hayatı biraz da sır gibidir. Çok böyle derli toplu hayat hikayesini kendi kaleminden doğrudan bildiğimiz birisi değildir. Dolayısıyla bu hatıratın önemi biraz da bu boşluğu tamamlamış olmaktan kaynaklanmaktadır. Eşi Anna Grigoryevna işte bir 14 yıl süren, tabii Dostoyevski'nin ölümüne kadar ki bir evlilik hayatları olmuştur. Bu son 14 yılı içeren yılların bir şekilde anılarını kitaplaştırmıştır. Bunun dışında biz Dostoyevski'nin hayatını ya işte en çok mektuplaşmalarından takip edebiliyoruz veyahut dönem arkadaşlarının anılarında yer verebildiği kadarıyla takip edebiliyoruz. Bir diğer hususta daha çok işte kendisi hakkında yazılan yazılara bir takım tekzipleri vardır. En fazla o gibi zorunlu hallerde kendinden bahsetmiştir. Doğrusu onun dışında evet dediğim gibi bu hatırat da yazılmamış olsaydı yani belki birinci elden hayat hikayesi hakkında en az bilgi sahibi olacağımız ünlü yazarlardan birisi de Dostoyevski'nin kendisi olacaktı. Tabii Dostoyevski pek çok mektup yazmıştır. Mesela toplu eserlerini toplamda 6 cildini yazdığı mektuplar teşkil etmektedir. Bir de hakikaten yani bu Batı kültürüne özgü bir şey midir bilmiyorum. Onlardaki bu hem yazıyla kendini ifade etme olsun, bu yazıların kayıt altına alınmış olması aslında bizden çok ilerideler diye düşünüyorum. Düşünün daha işte mesela askeri lisede okurken 16 yaşındayken bile annesine, babasına yazdığı mektuplar bile bugün kayıtlarda mevcuttur. Yani 16 yaşından ölümüne kadar ki bütün süreçteki adeta bir kronoloji havasında o mektupları takip edebiliyoruz. Şimdi Dostoyevski'nin yaşadığı dönem noktasından aslında bir giriş yapacak olursak, Rusya'nın tarihi bir şekilde aslında bizim Deli Petro diyebildiğimiz Petro ile başlar. Zaten aynı zamanda siyasi birlik olarak Moskova Çarlığı'nda bütün Rusların çarı olma anlamında imparatorluk devletine de Petro ile geçilir. Bu manada da imparatordur Petro'nun kendisi. Şimdi Petro'la başlayan aslında Rus hikayesiyle bizim Tanzimat'la başlayan hikayemiz aslında çok örtüşüyor. Her ikisi de zaten Tanzimat deyince hemen anlaşılacağı üzere bizim bir batılaşma hikayemiz vardır ki bugün bile aslında biz hala bu sürecin içindeyiz. İşte daha geçenlerdeki şu Avrupa Birliği dondurulması falanı filanı bile bu sürecin hala devam etmekte olduğunu gösteriyor. Şimdi Petro ile beraber, tabi Petro 1725'te falan öldüğüne göre yani 18. yüzyılın ilk yarısından itibaren başlamış bir batılaşma hareketi var. Tabi batılaşma derken işte o batıda başlayan Rönesans'ın telafisi aslında. Yani bilim ve teknikteki şeyler ama tabi onunla sınırlı kalınmamış. Bu kültüre de, günlük hayata da bir şekilde yansımıştır. Şimdi Petro'dan sonraki oluşan entelektüel zemine baktığımızda Rus toplumunda
fikirde çok canlı bir hareketlilik söz konusu. Yani akılların savaşı var adeta. Yani burada fikir önderleri, sanatçılar ama en nihayetinde nasıl ki bizde aynı Tanzimat'la başlayan süreçte işte Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık veyahut milliyetçilik gibi bir takım fikri siyasi akımlar etrafında kümelenmeler olmuşsa ki bugün geldiğimiz nokta da aslında ikiye indirebiliriz bunu. Batıcılık ve İslamcılık. Daha bu Dostoyevski'nin yani yaşadığı işte bu yani 1821 doğumludur. Yani diyelim ki 19. yüzyılın işte ikinci yarısını falan baz alalım. Hani o fikir akımlarını böyle gruplandıracak olursak bir yanda Slavcılık vardı. Bu Rus milliyetçiliği dediğimiz. Tabi bu Rus milliyetçiliğin içinde tabii ki şey de barındırır. Ortodoksçuluğu da barındırır. Yani dini milliyetçilik, dinle milliyetçilik ve çarlık bir üçlü bir birleşimdir buradaki aslında Slavcılık. Ve bunun karşısında da yine toptan diyebileceğimiz bir şekilde ne vardır? İşte batıcı aydınlar vardır. Şimdi tabii mesela o süreye gelene kadar bu entelektüellerin başlattığı bir takım çarlığa karşı hareketler falan vardır. Mesela dekabristler dedikleri meşhur bir şey vardır ki onların ayaklanması daha ayaklanma derken daha işte tehlikeyi daha en evvelinden önleme adına mesela bunlar Sibirya'ya sürgün edilir. Mesela şey vardır, Türkçe'ye de çevrildi bu önemli bir İngiliz tarihçi, aynı aslında diplomat da bu Edgar Allan Poe, Dostoyevski biyografisi de var onun. Romantik Sürgünler diye bir kitabı vardır mesela onun. İşte Herzen var, Türkçe'de kitapları falan vardır Herzen'in, meşhur bir isimdir. Şimdi bunlar, tabii bunlar aynı zamanda şeydir, yani zadegan sınıfıdır, öyle halktan. Yani bizdeki halk kavramı ile Rusya'daki toplum yapısındaki halk kavramı birebir örtüşmez. Hani nasıl ki o işte Cumhuriyet öncesi Fransa'da aristokratlar falan varsa, bunun benzeri bir yapılanma var. Şişelerde zadegan sınıfıdır Herzenler. Bunlar bütün varını, yoğunu, mülkünü, her bir şeylerini satarlar ve Avrupa'ya göç ederler. Bir daha Rusya'ya dönmemek üzere. Ancak fikri mücadelelerini oradan yapabilecekleri için. Mesela çok enteresandır. Bizde de Servet-i Fünun döneminde Tevfik Fikretler işte falanla. Mesela bunlar da saraydan izin istemiştir. Türkiye, çünkü yabancılık var yani toplumla, yaşadıkları toplumla Yeni Zelanda'ya göç edip yerleşmek için. Ama benim anlayamadım, niye izin istiyorsun? Madem gideceksin bir yolunu bulup gidebilirsiniz. Artık hani bir şekilde biz orada yaşayalım ama siz bizim hani maddi yönden desteğimiz sürsün anlamında bir talebi güvence altına almak için belki böyle bir izin dahilinde gitmek istemişlerdir. İzin de alamayınca gitmemişlerdir onlar mesela. Böyle şeyler de vardır bu Rus entelektüel hayatında. Tabii o Herzenlerin hayatı falan Avrupa'da pesperişan oluyor. Mesela kızı intihar ediyor, şu bu. Bir takım kendi aralarında kurdukları mahkemelerde bir takım çatışmalar falan yaşıyor. Yani böyle bir şey, dönem. Dostoyevski aslında bu insancıklarla zaten biliyorsunuz hemen şöhret kazanır işte 22 yaşlarında falan. Enteresandır o dönemde mesela Türgenev, işte bildiğimiz yine meşhur romancılardan, Nekrasov işte o dönemin ünlü bir şairi falan, bunlar hep dönem arkadaşları aslında ve araları da çok iyidir. Ama bunların hepsi de bir şekilde Batı zihniyeti eğiliminde olan bir şey. Fakat daha sonra Dostoyevski bir şekilde insancıklardan sonra yazdığı yine o ebatta aslında onlar hikaye için ayrı bir kelime, 80-90 sayfalık anlatılar için ayrı bir kelime, roman için de roman kelimesini kullandılar ama yani mesela insancıklar bile aslında onlar için bir roman değildir, anlatıdır bu anlamda. Onlar pek tutmaz, tutmadıktan sonra o arkadaşlarıyla falan çok derin kırgınlıklar yaşar. Hatta
Bu Turgenevler falan bunun hakkında böyle satirik manzumeler yazarlar. İşte nasıl bir dörtlüktü, o dörtlüğü şeydi, ulaşmak mümkündü. Yani şey diyordu, edebiyatın burnunda bir sivilce gibi duruyor Dostoyevski'ye. Yani böyle bir takım hakaretler, Dostoyevski aslında mizacın şeyidir. Çok alıngan bir yönü de vardır ve daha sonra ne yapıyor? İşte Petrashev denilen birisi var. Aslında bunlar da öyle hani devrimci falan diye anlatılıyor kitaplarda falan ama yani bunların devrimcilikleri köylüleri, çünkü köylüler orada biliyorsunuz bir takım toprak ağlarına bağlı yaşıyorlar. Yani bunların özgürleştirilmesidir. Demokratik hareketler, yani bugün demokratik diyebileceğimiz kimi hareketler bile o günün şartlarında işte bir karşı devrimin adımları olarak ad edilmiştir. Şimdi onlara o asıl arkadaş grubundan bu şekilde kopup onlara katılınca malum ondan sonra işte yani yasa dışı ilan edilip sürgün falan işte 8 yıllık bir sürgün hayatı oluyor. Bu sürgün hayatını şimdi normalde biz hepimiz hani diyoruz ya aslında kendisi hakkında pek konuşmamıştır. Konuşurken bile tekzip mahiyetinde konuşmuştur. Şimdi normalde biz hepimiz hani yazılanlardan tabii ki ne biliriz? İşte bu 8 yılın 4 yılı kürek mahkumluğudur. İşte o Sibirya şartlarında, o ormanlarda falanlarda işte ağaç kesmek, şu yapmak, işte ayaklarında pranga falan. Yok diyor, ben öyle bir şey yaşamadım diyor. Ha nedir? O Sibirya'nın yerleşim yerlerinde köyler var. Şimdi Lenin de cezaya çarptırılmıştır. Mesela Lenin de bir süre öyle bir yerde yaşamıştır. Yani o köyde yaşayacaksın. Orayı terk etmeyeceksin. Hatta mesela şey de vardır. O dönemin ceza sisteminde mesela eşi kendisiyle beraber gitmek istediğinde diyelim ki 4 yıllık ceza 2 yıla inebiliyor. Mesela Lenin'in eşi de kendisine eşlik etmiştir o şekilde. Beraber yaşamışlardır orada falan. Yani dediğim gibi son ama 4 yılını şey yapıyor. Tver denilen bir şehirde zorunlu memuriyet olarak geçiriyor. İşte orada sonra bir yine subay falan arkadaşı var. Yani orada tanıştığı bir arkadaş oluyor bu. Veremden ölüyor. Karısı dul kalınca bir de çocuğu var. İşte onunla bir şekilde belki de acıdığı içindir falan evleniyor. Aslında kadın da hastadır. İşte derken o da öldükten, tabii sen daha sonra çardan bir şekilde Sankt Petersburg'a dönme izni alıp ancak Sankt Petersburg'a döndükten sonra bir şekilde işte edebi faaliyetlerine devam edebiliyor. İşte ezilenler, ölüler evinden anılar eserleri. Hatta ölüler evinden anıların şöyle bir şeyi de vardır. Çarda o kitabı gözyaşları içinde okumuştur denir. Ve kitaptan sonra bir takım şartları daha düzeltmiştir. O Sibirya'daki o mahkumiyet şartlarını falan denir yani. İşte tam bu evrede karısı Anna Grigoryevna ile tanışır. İşte 1866 falan oluyor bu. Dostoyevski 44-45 yaşlarında, Anna da daha işte 20 yaşında falan. Ama nasıl bir halde Dostoyevski? Şöyle bir tablo düşünün. Kendisi hapisten çıktıktan sonra biraz Sankt Petersburg'a döndükten sonra bir de abisi var Mihailovich diye. Bunlar kardeş olmanın ötesinde iki fikir arkadaşı, mesai arkadaşı, iki dostlar. Beraber dergi çıkarıyorlar. Yani her bir şeyleri beraber. Birden ölüveriyor. Evli, üç çocuğu var. Şimdi ölünce bir de abisi şöyle birisi, aslında ticaretten falan da çok iyi anlayan birisi. Mesela bunlar edebiyat dergisi çıkarıyor ama eşantiyon dağıtıyor o daha o günden. Mesela puro falan dağıtıyor dergiyle beraber. Şimdi gitmiş bir sürü borçlanmış. Onların bütün borçları falan bir şekilde Dostoyevski'nin üstüne kadar. Dostoyevski onları üstleniyor abisinin şerefini kurtarmak adına. O günün değerinde 25 bin rublelik bir borç. Dulkalar... İşte eşi var, çocuklar var. Onlar bile kirada oturuyor. Onların bütün geçim masrafını üstlenen kim? Dostoyevski'nin kendisi. Karısı ölmüş. Ondan işte ilk evliliğinden bir çocuk var.
işte Pavel İsayeviç diye. Onu da yanda bulunduruyor. Bir yandan hastalıkları var. Bir de tabii ki bu borçlar da hep senetli borçlar. Yani bir şekilde zamanında ödenmesi gereken borçlar. Bir de bunlar üstüne tut gereken şey nedir? Daha 2 yıl evvelinden tutmuş bir yayıncıyla, bu yayıncı da bayağı şey yani, yazarların böyle dar zamanlarını koruyan bir yazar. Dostoyevski'ye bir 3000 rublelik bir senet imzalıyor. İşte kitabını yayınlayacak bir, yani telif ücreti olarak bunları veriyor. Bir de ama şu şartı koşuyor. 2 yıl içerisinde bana bir kitap yazacaksın. 1 Kasım itibariyle, yani mesela 1 Kasım 1866 itibariyle bu kitap bitmediği halde senin kitaplarını telifsiz yayınlama hakkın doğacak. 1 Aralık'a kadar da bitirmediğin takdirde, yani 1 ay sonrası itibariyle bütün mülkiyeti bana geçecek. Böyle bir sözleşme imzalanmış. Kitabın teslim tarihine 1 ay kalmış. Hatta 1 aydan az bir zaman kalmış. Arkadaşları ya diyorlar, madem öyle. Bu arada şeyde tabii yayınlanmış. Suç ve Ceza'nın 1. cildi yayınlanmış. Aslında Dostoyevski hani zaman olsa onu yazmak istiyor. Fakat bunu siparişi yerine getirme adına yazmak zorunda kalıyor kumarbazı. İşte ne yapalım? Arkadaşları diyor ki, ya hepimiz bir bölüm yazalım. Sen de gerekli düzeltmeleri yaparsın. Verirsin, kurtulursun. O da diyor ki, hani başkalarının yazdıkları üzerine imzam olmaktansa varsın bütün varım yoğumu alsın orada, ne yapayım? Yanaşmıyor. O zaman diyorlar, madem öyle, az bir zaman kalmış, sana bir stenograf bulalım. Ve o zaman da mesela evet, stenograf kursu var Rusya'da. Yani bir Osmanlı'ya kıyasladığımızda bize var mı yok mu böyle şeyler? Bilemiyorum doğrusu. İşte velhasılı kelam, işte daha bir stenografi öğrencisi, daha kurs öğrencisi Anna Grigoryevna. Ama işte kurstaki başarılı öğrenciler, birkaç öğrenciden biri. Neyse işte hocası Dostoyevski bunu yönlendiriyor ve böyle de işte tanışıyorlar. Hatta Karamazov kardeş şey kumarbazı da 26 günde yazıyorlar. Yani teslim tarihine bir gün kala işte bu felaketten Dostoyevski böylece kurtulmuş oluyor. Şimdi aslında bu çok sembolik bir hikaye. Yani bu gerçekten şöyle baktığımızda, eğer yani başka bir stenograf bile gitmiş olsaydı Anna yerine, yani o kumarbazın yazılma ihtimali olmayabilirdi. Yani şunu demek istiyorum, eğer Dostoyevski'nin hayatına Anna Grigoryevna girmeseydi, belki biz şu an Dostoyevski'yi hiç tanımayacaktık. Çünkü hem çok kırılgan bir, 2-3 tane hastalığı var mesela Dostoyevski'nin. İkisini biliyoruz, diğerini bize söylemiyor mesela anılarında Anna Grigoryevna. Ne olduğunu bilmiyoruz. Biri akciğerle ilgili, işte enfizem mi ne dedikleri bir şey. Zaten en son, bir de zaten bildiğimiz saram hastalığı var. Zaten en sonunda bu ciğerindeki damarlardan birisinin yırtılması, kan kaybından ölüyor. Şimdi hakikaten eğer Anna olmasaydı Dostoyevski'nin hayatında, yani Dostoyevski'nin hep o romanlarını yazma konforuna sahip olabilirdi. Ne de belki hani ömrü yine bu yaşadığı, yani bir işte 14 yıl daha yaşamayabilirdi. Onu demek istiyorum. Bu kadar ki çok önemli. Hani bizde beylik bir laf vardır. İşte her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Yani bu pek çok evlilik veya başarılı erkek için geçerli olmayabilir ama Dostoyevski için bu bence %100 yerini bulan bir sözdür. Şimdi çünkü ne yapıyor Anna? Şimdi bunlar evlendikten 1-2 ay sonra işte bir Avrupa seyahatleri oluyor. O da yine Anna'nın zoruyla oluyor. Bütün çeyizini satarak, yani onun parasıyla bir şekilde gidiyorlar Avrupa'ya. Tabii zaten biliyorsunuz Dostoyevski'nin bütün geliri yazdıklarıdır.
Şimdi aslında Dostoyevski de asiller sınıfına mensup bir ailenin evladıdır. Ama şimdi zengin olmak var Tolstoy gibi. Mesela Tolstoy daha genç yaşta, 13-14 yaşlarına kadar hem annesini kaybetmiştir hem babasını kaybetmiştir. Yani annesini daha küçük yaşta kaybetmiştir. Babası da sanırım 15-16 yaşına varmadan kaybetmiştir. Ama halası tarafından büyütülmüş. Ama devasa bir mülkiyetin sahibi olarak. Konttur yani Tolstoy. Ölene kadar da öyledir. Ama tamam yani sadece kağıt üzerinde bir onun soylu olduğuna dair bir nişanı var ama onun herhangi bir getirisi yok Dostoyevski'ye. Tek geçim kaynağı, hatta veya da ne kadar acı bir şeydir. Mesela mimar bir kardeşi var. Aslında iki fakülte bitirmiş. Hem mimarlık bitirmiş hem inşaat bitirmiş. Gayet de hali vakti de yerinde biriken birden o da bir hastalık geçirir. Çalışamaz olur. Onun geçim yükü de Dostoyevski'nin üstüne biner. Ve gerçekten çok böyle gönlü bol, cömert bir şeyi var. Yani o evlatlığı olsun, ona karşı bile olsun, sorumlulukları noktasında o işte efendim işte karısının şey abisinin dul karısı olsun, onlara karşı da sanki kendi öz evlatlarına karşı sorumluluk neyse aynı şekilde davranmaya çalışır. Şimdi dolayısıyla dediğim gibi işte bu yurt dışı dönemlerinde daha sonra işte nedir Dostoyevski yazdıkları üzerinden ancak oralarda kalabilir. Şimdi tabii ki o dönem şöyle bir şeydir. Kitap yazılıp da piyasaya basılıp da yani günümüzdeki gibi hani bir yayıncıyla anlaşıp telif hakkı üzerinden gelir olmuyor. Dergi. Yani gelir kaynağı dergilere işte dergilerle bir anlaşma yapılıyor. Çoğu zaman da Dostoyevski'nin hep paraya ihtiyacı olduğu için de zaten neredeyse yarısını avans olarak alıyor. Zaten roman tamam bittiğinde avansın yarısı zaten şey telif yarısı bittiği için iyi para sıkıntısı falan. Ama şöyle bir şey de var mesela yine karısının belirttiği gibi. Şimdi mesela Dostoyevski forma başına 150 ruble alıyor. Moskova'da çıkan bir dergi oluyor bu. Aynı dergi Tolstoy'un da Türgenyev'lerin de romanını öyle basıyor. Yani süreli bir şekilde. Ama onlara forma başına 400-500 ruble arası bir para ödeniyor. Nitekim bu kayıtlarda da anlaşılmıştır. Yani sadece Anna'nın hani şey değil, bir abartarak bahsettiği bir şey değildir. Öyle. Neden? Çünkü Dostoyevski kendisi onların ayağına gidiyor. Teklifi kendisi yapmak zorunda kalıyor. Ama diğerlerine yayın ediyor. Bir de tabii ki nasıl ki bizim zamanımızda dergiler arası, hoş bugünlerde bugün zamanımızda dergiler arası rekabet yok. 90'larda falan bizde gazeteler arası bir rekabet vardı. O dönemde de dergiler arası rekabet var. Yani hangi dergi hangi yazarın eserini yayınlayacak. Böyle bir ilgi de var yani. Okuma, okur düzeyinde. İşte Dostoyevski bir şekilde geçimini bu şekilde sağlıyor. Ama bu tarz sürekli yazının geçim kaynağı olması, mesela eserinin hiçbir zaman kendisinin istediği idealde biçimlendirmeden hep yayınını göndermesine yol açıyor. Hakikaten karısının dediği gibi işte diyor. Sadece ilk eseri olan insancıkları para baskısı duymadan yazmıştır. Onun dışındaki tabi bu biraz aslında yazarın hayat yaşama tarzıyla da alakalı değil mi? Çünkü bekar döneminde de şeydir Dostoyevski. Para yönden savurgandır. Şimdi gelelim yine bu konuda şöyle devam edebiliriz. Mesela normalinde Dostoyevski'nin romanlarına bakanlar şunu rahatça fark ederler. Kahramanlarının yani diyaloglara çok yer verilmiştir. Mesela diyelim ki bir Proust yani bir geçmiş zaman izini
de romana baktığımızda diyaloglara çok rastlayamazsın. Kafka'ya baktığında diyaloglara, tabii elbette romanda diyalog olmazsa olmaz ama yani öyle aşırı baskın değildir. Ama Dostoyevski'de diyalog tarzı olayın sürdürülmesi çok baskın bir şekildedir. Mesela kardeşine yazdığı bir mektupta diyor ki aslında diyor tiyatro yazarı olmak isterdim. Yani hakikaten malum tiyatro zaten diyaloglarla yazılan bir şeydir. Şimdi bu da bizi bir noktaya getiriyor. Mesela şeyle kıyasladığımızda, Tolstoy'la kıyasladığımızda mesela Tolstoy daha çok yani ruhi anlamda Homeros'la bir akraba addedilir. Yani mesela diyelim ki ta milattan önce 9. asırlar falan işte diyelim ki Homeros'un yaşadığı yüzyıl. Tolstoy o uzaklıktan bakmaz Homeros'a. Yanındaki ya bir önceki etkilendiği bir sanatçı gözüyle bakar. Ya o mesela epik bir tarzı vardı daha baskın olarak. Ama mesela Dostoyevski'ye baktığımızda daha çok Shakespeare ile ilişkilendirilir. Tabii şey yönünden baktığımızda sanatıyla yakaladığı başarıya baktığımızda da evet hakikaten Dostoyevski yani dünyadaki tabii ki romancılığın adeta bir tuğrası adedilmektedir. Roman hakikaten Dostoyevski ile zirveye çıkmıştır. Ve nitekim malum 1881'de öldüğünden bu yana da işte sürekli araştırmaların, incelemelerin konusu yapılmaktadır. Hatta ve hatta işte romanlara bile konu edilmektedir. Mesela bu diyalog ağırlıklı yöntem noktasından değinecek olur, sürdürecek olursa mesela Bakhtin var. Bu Bakhtin o da Stalin yani olgunluk dönemi Stalin dönemine falan denk gelen bir Rus eleştirmen. Daha çok bir şekilde göz ardı edilmiştir. Ya sürgünvari cezalara çarptırılmıştır. Ta Kazakistanlara falan. İşte oralarda ancak yaşamasına izin verilmiştir şu bu. Mesela onun Dostoyevski'nin politikasının sorunları diye Türkçe'ye de çevrildi ama İngilizce'den çevrildi. Rusça'dan çevrilmedi. Kitabı var. Metis yayınlarından çıkmıştı. Mesela diyalojik kavramını çok şey yapıyor. Yani diyalojikten kastı da yani her konuşmanın bir şekilde kendi zıttını doğrucu bir yönü olmasıdır. Mesela Bakhtin'e baktığımızda yazar ve kahramanları arası ilişki noktasında Dostoyevski'nin roman kahramanları kadar kendi bireyselliğini kazanmış, kendi özgürlüğünü kazanmış başka roman kahramanları yoktur. Yani sonuçta ister tezli roman olsun, ister tesil olsun, sonuçta romancı yani romandaki olayı kurgularken onu muhakkak surette bir faydaya hasreder. Şimdi bu gözetilen fayda da ister istemez kahramanları nesneleştirici bir sonuç doğurur. Dostoyevski de öyle değildir. Yani diyelim ki hiç roman sanatından, kuramından bir haberi sade bir okuyucu olarak bile biz Dostoyevski'nin romanlarını okuduğumuzda bunu hissederiz. Yani hakikaten her kahraman kendi mantık yani mantıki düşünmesini diyelim veyahut kendi düşünme tarzını sonuna kadar sürdürebiliyor. Yani yazar bir şekilde hani bir tarafa taraftar olmak için bir tarafı susturmuyor. O yüzden mesela çok seslilik kavramı Dostoyevski'de vardır. Mesela genelde Avrupa romanı için işte burjuva romanı olarak addedilir. Monolojiktir. Yani sonuçta yine bir faydaya hasredilecek ama bu çok seslilik kavramı her kahramanın bir şekilde yani bu kahraman dediğimiz şey nedir? Burada yani hani bizim duruşumuza göre mensup olduğumuz değer açısından yani
Hani iyi kahramanlarda, kötü kahramanlarda. Yani mesela dediğim gibi Stavrogin şeytansı bir varlıktır ama özgürlüğünü en son noktaya kadar vardırır ve hatta o doğal olarak bir intihara evrilir. İşte Krilo aynı şekilde. Ama mesela onun zıtları da vardır. Fakat o intihar yazarın tutup da onu bir cezalandırma yöntemi değildir. O yaşayışı doğal bir uğradır. O anlamda yani. Hatta şunu diyebilirim. Mesela Engizisyoncu sahnesi olsun. Baba Karamazov'un Zosima'yla bu keşiş Zosima'yla olan konuşmaları falan olsun. Mesela Batı'daki pek çok eleştirmenler tarafından teolojik yani dinen diyelim ki teolojik, felsefe olarak da ontolojik derin mevzular olarak adedilmiştir ki mesela orada konulan problemlerin de hala bir soru olarak kaldığından bahsedilir. Şimdi tabii ki zaten yani filozofik karakterli ya derin düşünen, derin idrak ehli diyebileceğimiz zaten tipler yani bunlar form olarak hani felsefedir, resimdir, müziktir, işte sanattır, romandır, şiirdir. Ama aslında özünde bunlar nedir? Hani derin düşünmeye yazgılı insanlardır bir şekilde. Tabii Dostoyevski de o insanlardan biridir. Ama mesela yaşadığı dönem itibariyle baktığımızda biraz kopuk kopuk da belki olabiliyor. O tekrardan o kaotik döneme gittiğimizde hep dışlanmıştır yani Dostoyevski mesela çağdaşları tarafından. Çünkü nedir? Siyasi olarak Slavcı bir yanı vardır. O Slavcı yanı da hakikaten çok iticidir. Yani mesela bir yazarın günlüğü kitabını şahsen ben Dostoyevski'nin romanlarını okumadan önce eğer okumuş olsaydım belki ben Dostoyevski'nin eserlerini okumayı kendime belki bir hakaret olarak da adedebilirdim. Çünkü çok siyasi görüşlerinde çok aşırı dışlayıcıdır. Yani onun için bir Slavcılık vardır, bir Ortodoksluk vardır, bir Çarlık vardır. İşte Avrupa'nın da canı cehenneme. İslam aleminde zaten çoktan ışığı sönmüş bir şeydir. Ha, Avrupa canı cehennemeden kasta şudur aslında. Şimdi bu aslında bugünün Rus siyasetinde de geçerli bir şeydir. Batı hiçbir zaman Rusya'yı kendi eşi yani kültürel anlamda insani güzelliklere layık olma anlamında hatta diyebiliriz. Kendi eşiti, kendi dengi saymamıştır. Ve Rus her zaman bunun bilincindedir. Ama adeta şöyle bir şeydir ki Rus da hep ya bak ben de senin denginim demenin o onayı almanın peşindedir adeta. Mesela çok ilginçtir. Tolstoy işte Anna Karenina yazdığında 1877'ler falan Dostoyevski'nin ölümünden 3-4 yıl önceki bir şey oluyor bu. Şimdi kitap basılır basılmaz hemen Dostoyevski bir değer, Anna Karenina'nın değerlendirmesi yapar. Tabii Rus Tolstoy'u çok yüceltir. O bizim toplumumuzun bir öğretmenidir. Biz de onun öğrencileriyiz falan diyecek kadar onu över. İşte der ki mesela bu roman bile şunu ispatlamıştır ki Rusların da kendine ait bir sözü vardır. O halde Rusya bizi, Avrupa bizim de yani bu anlamda bir orijinalitemiz olduğunu niye görmez? Yani bir yakınmadır aslında o. Evet, yani sadece Dostoyevski değil, sonuçta Tolstoy, Dostoyevski ikilisi roman sanatının simge ismidir. Halbuki dediğim gibi mesela diyelim ki işte roman Avrupa'da doğmuş olmasına rağmen üstadın tabiriyle Rus romanı Avrupa romanını ezip geçmiştir. Ama aynı yıllar kendi açımızdan bakacak olursak yani 19. asır edebiyatta bizim için kayıp bir yüzyıldır aslında değil mi? Yani bizim 19. yüzyıldan bugüne gelmiş ders zorunlu
okutulacak kitaplar dışında maalesef yok yani. Mesela şeye bakalım. Mesela Novakov, o da bu devrimle beraber Rusya'yı terk edip Avrupa'ya yerleşen, oradan da Amerika'ya giden, işte Lolita'yı falan da zaten İngilizce yazıyor. Yani İngilizce eser yazacak kadar da geliştirmiş kendini. Mesela Dostoyevski çok şeyden saymaz. İyi bir romancı olarak adetmez. Öyle Tolstoy'la, Türgenev'le hiç yan yana bile anmaz. Onun sebebi nedir? Onun da sebebi Dostoyevski'nin romanında işte eninde sonunda tek kurtuluş bir şekilde yani Hristiyani bir ahlakı rehber edinmeyle ilgilidir. Bunu çok basite indirgeme olarak buluyor. Ama sonuçta Dostoyevski özgürlük kavramına aslında hep bakıyor. Yani şimdi şöyle bir şey var. Yani biz özgürlük kavramını neye nispetle değerli ortaya çıkarmalı? Yani tarihte gelişen insana göre mi veyahut homo economicus tipine göre mi biz özgürlük mefhumunu işleyeceğiz ya da Tanrı'ya göre mi? Yani sonuçta Dostoyevski ideal özgürlüğü Tanrı'ya nispetle ancak özgürlük kavramının anlaşılabileceğini vurgular. Yani orada Dostoyevski aslında basit bir hani dini nasihat anlamında bir ahlakçılık öğüdünde bulunmuyor. Özgürlük yollarını gösterirken geliştirici özgürlüğün diğerlerinin tahrip edici olduğunu, bunun ise geliştirici bir özgürlük yolu oldu. İşte mesela Alyosha tipi üzerinden, işte Zosima tipi üzerinden bir şekilde ancak o şekilde bir çıkış yolu buluyor. Yani zaten özgürlük malum en karanlık mefhumlardan birisidir. Ha deyince de halledilecek bir tip değildir. Şimdi bilmiyorum galiba zaten evet kitabın içeriğinden çok bahsetmek istemiyordum doğrusu. Hani okuyucularımız yani okumak isteyen merak eden zaten alır okur anlamda saygı gösterme adına çok değinmek istemedim. Kitabın kapağına da Tolstoy'dan şöyle bir söz konusu. Malum Tolstoy'un da karısıyla özellikle son yıllarda sürekli süre gelen bir şey var ya, kavgası falan var. Bilmem Son İstasyon diye bir film vardı, bundan 3-4 yıl önce izleyen oldu mu? Hani oradaki temaya göre işte bir derneğe bağışlayacak bütün kitaplarının telif hakkını. Karısı da çocukları adına savaş veriyor kocasına. Hayır diyor, bunlar bizim hakkımız yani gibi. İşte diyor ki Tolstoy, biz diyor diğer Rus yazarlarının Dostoyevski gibi bir karısı olsaydı elbette diyor biz olduğumuzdan çok daha mutlu olurduk. Ama halbuki mesela Sofya Tolstoy da gelir Anna Dostoyevski ile tanışır. Çünkü biliyor Dostoyevski zaten öldükten sonra Anna bütün hayatını öldüğünde 35 yaşındadır. Yani dul kaldığında Anna Grigorievna 35 yaşındadır. İki tane çocuğu vardır. Çocukları da işte 12 yaşında ve 8 yaşında mı? 10 yaşında gibi. İki çocuğu da ölmüştür daha evvelinde. Kocası külliyatını yayınlamaya kendini adar ama bunun için de öğrenmişti. Zaten en son Karamazov kardeşleri yani bu dergide tefrika edildikten sonra kitap olarak kendileri önce Ecinleri kitap olarak basıp sattılar. Oradan bir başarı elde edince Karamazov kardeşleri de o şekilde şey yaptı. Zaten malum Dostoyevski Karamazov kardeşleri yayınladıktan 6 ay sonra falan ölüyor. Toplamda sanırım 7 defa mı ne külliyatı yayınlıyor. Tabi bu arada mesela
5000 maddelik bir Dostoyevski bibliografyası hazırlıyor kendisi. Moskova'da işte Dostoyevski Müzesi'ni kuruyor. Hoş şu aramızda Saint Petersburg'a gidip de Dostoyevski Müzesi'ni ziyaret eden bir arkadaş da var en az bildiğim kadarıyla. Biz gidip görmedik ama o son nefesini verdiği haliyle korunuyor. Tabii o kirada kaldı bir evdi ama daha sonra Dostoyevski Müzesi oldu o da. Şimdi Sofia Tolstoy gelip işte bir yayıncılık üzerine bir şeyler öğreniyor. O sırada bu müze dolayısıyla da anladığı gibi her Moskova'ya gidişinde muhakkak işte Tolstoy'un karısına da uğruyor falan. Bir ziyarette Tolstoy da evdeymiş. Genelde hiç denk gelmezmiş o güne kadar. Şimdi hakikaten çok enteresan bir şey var orada. Şimdi Anna Grigori diyor ki ben diyor daha içeri girer girmez Tolstoy da hasta bir halde bilmem bir takım sıcak kum torbaları falan böyle sağına soluna tutturulmuş. O diyor cümle aynen şöyle. Bizim yazarımızın karısı yazarımıza ne kadar çok benziyormuş. Yani Anna'yı bizzat Dostoyevski'ye benzetiyor falan. Tabii kadın bundan çok büyük bir onur duyuyor yani. Çünkü hakikaten kendisini kocasına adamış birisidir. Yani onun üzerinden gelecek her övgü onun için öyle bir şeydir. Hatta hatıratını işte 17-18 şey zaten 18'de ölüyor. İnzivaya çekildiği bir sırada yazıyor. Bu Kırım tarafına sağlık gerekçesiyle gelip yerleşiyor. Yayınlamıyor. Ölümünden sonra yayınlanmasını vasiyet ediyor. Neden? Çünkü yayınlarsa kendisinin bir şöhret düşkünlüğü olduğu gerekçesiyle yayınladığı düşüncesine millet kapılmasın diyedir. Yayınlayanlar da hakikaten kitabın hakkını çok güzel veriyorlar. Yani 25'te işte yayınlanıyor. Hani şu an kafamda net rakam yok. Belki 500 tane dipnot var, şey var, not var. Yani orada her neyden bahsedilmişse, isterse Avrupa'daki herhangi bir otelin adı geçsin. Muhakkak belgelendirilmiş. Her birisi tek tek teyit edilerek hazırlanmış yayına. Biz de ondan işte bir 50-60 tanesini, hani Dostoyevski biyografisi açısından yani Türk okuyucusuna yeni olacak şeyler biz de aktarma gereği hissettik oradan seçme yaparak. Bir de mesela şey var, o Tolstoy mevzusuna daha sonra pekiştirme anlamda bu Dostoyevski'ye benzediği anlamında bir daha değineceğim. Dipnotlardan bahsediyorduk değil mi? Ha şu, dönemi itibariyle mesela Anna Grigori'nin yazdıkları yani bir hatıra türünde olarak çok samimi, çok gerçekçi bulunur. Şimdi hakikaten mesela biz hatıra türü kitaplara şöyle bir baktığımızda yani saf okuyucu olarak sadece merak olarak diyelim ki okunur ama aslında hatıratlar hiç de öyle değildir. Yani biraz suizanla, biraz temkinle yaklaşılması gereken türlerdi. Çünkü onun içinde muhakkak biraz da aklanmalar vardır. Yani mesela diyelim ki ikinci yeni dönemde şiirde. Şimdi bunlar bir toplu halde bunları bir bütün görürüz ama halbuki içinde bir sürü çatışmalar yaşamışlardır. Yani birbirine kırıcı da davranmış olabilir. İşte hatırat faslında kim haklı kim haksız söz konusu oluyor. Nedir? Ben haklıydım tarzı şeylerde genelde nedir? Temkinli yaklaşılır. Tabi burada da mesela bir takım Dostoyevski ile ilgili hani başka insanlarla olan ilişkisi noktasında da bilgilere yer veriliyor. Yani dediğim gibi dönemi itibariyle yazdıkları çok samimi bulunmuştur. Hakikaten çok mesela bazı öyle şey detaylar vardır ki yani evet yazıya girmemesi gereken basitlikleri bile yeri gelince söz konusu olmuştur. Ama eser baştan sona eşlik eden yani en çok yaygın tema hep borç meselesidir, para krizidir, bunlarla ilgili sıkıntılar yani her bölümde karşımıza çıkan bir husustur. Yani evet
Anne Grigori ön sözde diyor ki, ben diyor bu kitabı diyor yazmamın iki sebebi var. Biri diyor hani çocuklarım, torunlarım hani şey yapsınlar diye. Yani kimdir, nedir onu bilsinler diye ben yazdım. Ve diyor hani kocamın hayranları vardır, onlara yazıyorum diyor bu kitabımı. Onun diyor ev hayatında işte bir koca olarak, bir baba olarak meziyetlerini ve zaaflarını olduğu gibi yansıtmak amacıyla yazdım diyor. Evet, ikisi de var. Ve yani kadın gözüyle Dostoyevski'ye baktığında zor bir koca, zor bir adam. Yani sürekli tetikte olmak lazım. Tabii o saralık, asabiyet falan. Mesela sabahları diyelim ki Dostoyevski genelde 12'de 1'de kalkar. Gece 11'den sonra yazıyor. Yani mesela o dönem bize hiç bahsetmiyor. Roman oluşumlarından pek bahsetmiyor. Aslında hani stenograf olarak yanına gitti ama bütün süreci de yani yazıları temize çekme işini de yani sekreterliğini bizzat kendisi yapmıştır. Nedir? Suç ve Ceza işte ikinci cildinden itibaren ki gelen bütün süreç, o bir yazarın günlüğü işte bin küsur sayfalık dergi yazıları falan. Mesela ancak işte Dostoyevski uyanacak, bir iki bardak böyle sımsıcak kahve veya çay içecek, ondan sonra normalleşecek, yanına gidebilecek. O ana kadar ne kendisini de çocukları yanına göndermez. Ama şöyle bir şey var mesela Dostoyevski'de, bir kız arkadaşına daha gençken yazdığı bir mektupta, ya 40'lı yaşlardayken, genç derken, eğer diyor, mesela diyor Turgenev diyor, bana musallat olan fikirlerden tek birini bile yaşamış olsaydı dayanamaz ölürdü. Mesela Dostoyevski uykuları anladığımız kadarıyla hep sabaha kadar kabuslar gören birisidir. Yani her uyanışı kötü rüyaların etkisinde kalarak oluyor. Yani bir normalleşme süreci olacak ama normalleştikten sonra çocuklarına karşı falan da çok güzel bir baba. Hatta şey de var. Şöyle diyelim o zaman, kitapta geçiyor da gerçi. Şimdi bu şey işte kumarbaz bittikten sonraki o işte şey dönemi, işte birilerine ilanı aşk nasıl edilecek falan safhası oluyor bu. İşte ilanı aşk ettiği gün evvelinde bir rüya anlatır Anna Grigori. O gün gördüğü bir rüya. Rüyada işte biz değerli evraklarını falan sakladığı bir sandık var. Hatta o sandığı da Kazak bir dostu olan birisi, Veli Çohanov isminde bir Kazak hediye etmiştir bu işte ikinci dört yıllık sürgün günlerinde. Hatta ona yazdığı bir mektupta şunu yazıyor: sana duyduğum yakınlığı ve samimiyeti kardeşlerime bile duymuyorum diyor. Yani çok, ama artık daha sonra yolları bir şey. Yani diyor, akıbetini bilmiyoruz doğrusu onun ne olduğunu. Neyse, işte bir belge araştırırken bakıyor bir şey parlıyor. Neyse, aradığı evrakları bir kenara atıyor. Onu arıyor falan. Bakıyor ki küçük yıldır parlayan bir elmas. Rüya bu. Neyse işte Anna Grigoryevna işte bu ilanı aşk veyahut evlenme teklifi edip de bir de evet cevabı aldıktan sonra neyse işte kız da çok neşeli, çok sevinçli bu teklifle muhatap olduğu için neyse işte çıkacağı sıra Dostoyevski diyor ki o elması buldum diyor. Ya nerede artık bulacağımı biliyorum diyor. Rüyayı mı diyorsunuz? Hayır diyor. Birden anlıyor, kendisini kastediyor Anna Grigoryevna. Yok diyor, siz diyor basit bir taş buldunuz. Hayır diyor. Bu defa diyor yanılmadığıma eminim. Hakikaten de evet. Yani o rüyadaki elmas Anna'ya denk geliyorsa tabii Anna sonuçta gerçi o da bir şekilde lise mezunu birisi ama
bu kızlar onlar gimnazyumda aslında meslek lisesi yönü de var. Yani direkt mezun olup öğretmen de olunabiliyor o okullarda. Hele hele o günün şartlarında. Ama mesela hep işte Dostoyevski ile biz yaşarsak işte daha sonra benim ne kadar basit olduğumu kavrayıp ben de acaba sıkılır mı falan mı gibi endişeleri de vardır. Ama kadının gayet gururla gurur duyduğu bir söz size veriyor burada. Son nefesinde Dostoyevski karısına şunu diyor. Sadakat bahsinde. Seni hayallerimde bile aldatmadım. Ama mesela bak bunu diyen bir adam. Şimdi Petersburglu Usta diye bir roman var. Türkçe'ye de çevrildi. Yazarı İspanyolcadan çevrildi ama yazarı nereli tam bilemiyorum. Hatta Nobel ödülü falan almış bir yazar da olabilir. Şimdi o romanda işte bunlar Dostoyevski ve karısı Avrupa'da yaşarken bir gün gizlice işte Rusya'ya gelir. Orada işte birkaç hafta kalır. O süre boyunca da işte başka kadınlarla da birlikte olur. Tamam, bu bir roman kurgusu. Ya şimdi o romanı yazan o yazar bunu okumuştur muhtemelen. Yani böyle bunu diyen bir adamı nasıl böyle bir kurgu içinde gösterebilirsin? Ya olmaması gerekir ya. Ya ölüm döşeğinde seni hayallerimde bile aldatmadım diyen bir adamdan bahsediyoruz. Tam senin yazdığın bir roman. Yani bence orada çok büyük haksızlık etmiştir. Neyse işte bu son bahiste şunu diyeyim ben. Ya şunu da söyleyeyim. Anna Grigoryevna deniyor ki yani niye evlenmiyorsun? Bir kere bu soruyu hiç sevmezmiş. Çok kızdıran bir soruymuş bu. Ama şunu dermiş. Şaka olarak da. Ne yani? Kimle evleneceğim? Tolstoy'la mı evleneyim? Yani Dostoyevski'den sonra kim gelecek? Yani nasıl evlenebilirim diye. Şimdi Leonid Leonidov diye bir aktör var. Dostoyevski'nin hayatını oynayacak. Ama doğrusu sinemadan film olarak mı, tiyatro mu? Aslında kendisi bir sinema oyuncusu bu dediğim şahıs. Fakat o role kendini iyi verebilmek için Anna Grigoryevna ile tanışma ihtiyacı hisseder. Tabi artık şey yani. Yani 1915'ler, 16'lar falan gibi yani ileri yaş. 70-71 yaşında ölür Anna Grigoryevna. 1918'de. Şimdi diyor ki o Leonid'e bir 10 dakikalık görüşmesi var kadınla. O 10 dakika içinde diyor yani 100 kitabın bile veremeyeceği bir şekilde Dostoyevski'nin ne olduğunu ben idrak ettim diyor. O esnada diyor ben Dostoyevski bizzat kendisini hissettim. Onun nefesini hissedebiliyordum. Yani hakikaten kadının hayatı bir şekilde Dostoyevski'nin hayatıyla özdeşleşmiş bir varlık. Dolayısıyla karısının gözünden Dostoyevski okumaya değer diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum gelip katıldığınız için.